Herkese merhaba. Kısa Kısa Matematik kanalındasınız. Bugün birlikte biraz piramitlerden bahsedeceğiz. Piramitleri nasıl çizebileceğimizi biraz geometrik açıdan size anlatacağım. Ayrıca bu piramitleri kullanarak yapabileceğiniz resimlerden de kısaca bahsedeceğim. Yani biraz geometri yapacağız, biraz da resim çizeceğiz. Ama bizim asıl işimiz ne? Matematik. Başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca hani çizmemi istediğiniz, böyle pratik çizmemi istediğiniz şekiller olursa isimlerini yorum kısmına yazabilirsiniz ve çizip çizemediğinizde de bana yazabilirsiniz. Evet, kaleminizi kağıdınızı hazırlayın. Başlayalım. İlk yöntem benim en çok kullandığım yöntemdir. Buraya bir üçgen çiziyorsun. Bu bizim ana gövdemiz, tamam mı? Ardından şuraya böyle çapraz bir çizgi çekiyorsun ve şu köşeyi, şu tepemizi buraya birleştiriyorsun. Ve piramidimiz hazır. Şöyle boyarsan, bak bunu böyle. Bunu da yatay olarak ya da dikey olarak fark etmez. Aralarındaki farkları gösterirsen piramidi canlandırabilirsin. Ardından bu çizgileri koyulaştırırsan daha güzel bir resim çıkıyor. İkinci piramit çözme yöntemi de bir tane paralel kenar çiziyorsun. Ardından tepeye bir nokta koyuyorsun. Bunu şuradan bir yere koyabilirsin. Daha güzel ve daha net görünecektir. Ardından bu noktayı burada belirlediğimiz dört köşenin tamamına birleştiriyorsun. Yapalım bak. 1, 2, 3 ve 4. Tabii bunu çizemedim. Şöyle canlandırabilirsin. Biraz yana kaydık. Bir tane daha yapalım. Biz ressam değiliz sevgili gençler. Biz matematikçiyiz. O açıdan biraz yamuk olabiliyor ama şu şekilde tam çapraza getirmemek lazım aslında. Tam çapraza getirirseniz bu iki çizgi birbirini yediği için ben biraz yandan yapayım göresiniz diye yapıyorum. Bakın şu şekilde piramidi çizebiliyorsunuz. Bu içi görünen şekilde, bu da görünmeyen şekilde. Ben bununla çizmeyi daha çok seviyorum. Ne yaptık? Bir üçgen çiz, yana bir çizgi çiz ve birleştir. Bu kadar basit. Evet, iki farklı yöntemle de piramit çizebilirsiniz. Tabii piramitlerin çeşitleri vardı. Bu çeşitler neye göre belirleniyordu? Tabanın şekline göre. Bak şimdi. Sen bu tabana baktığın zaman, ayrıca şöyle de yapabiliyorsun. Bu tabana baktığın zaman bu neye benziyor? Yandan baktığımız için paralel kenar ama bu bir dikdörtgen. Ondan dolayı da buna dikdörtgen piramit deniyor. Eğer sen bunu biraz daha kısa, şöyle düşün. Kare gibi yapıp tepede birleştirirsen bunun tabanı kare olduğundan bu kare piramit olur. Aynı şekilde tabanına bir üçgen çiz. Tepeye bir nokta koy. Birleştir üçüyle. Tabii yine şey oldu. Bu ne olur? Tabanı burası. Bu ise üçgen. Piramit olur. Yani tamamının çizim yöntemi aynı. Ne yapıyorsun? Kendine bir taban çiziyorsun. Dikdörtgen istersen bu şekilde. Kare istersen bu şekilde. Üçgen istersen bu şekilde. Sonra tepeye bir nokta koyup köşeleri birleştiriyorsun. Ve piramidin hazır. Biraz çalışma yapıp el alıştırması yaparsanız daha güzel çizebileceksinizdir. Evet, şimdi piramitle nasıl resimler çizebiliriz ona bakalım. İlk olarak zaten bildiğiniz piramitler vardı ya, Mısır piramitleri. Onları çizebiliyorsun. Bak şimdi tepeye önce bir üçgenimi çiziyorum. Yana bir çapraz. Birleştir. Piramidin ana temasını belirledik. Ana şeklini. Ardından süslemeye geçeceğiz. Bak buna paralel çizgiler çiziyorsun. Çiz, 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 çiz. Ardından şöyle taşları yapalım. Bunları tam ortalarına gelecek şekilde. Dediğim gibi biz ressam değiliz. Sadece piramidi olayını anlamak için şöyle çiziyorum işte. Bir şey oldu. Çapraz buna paralel çizgiler çiziyorum. Aynı şekilde burayı da süsle şöyle. Hızlı yapıyorum. Zaman kaybetmeyelim. Alın size Mısır piramitlerimiz hazır. Şuraya da böyle bir kapı yapalım. Evet. Buradan gizemler ülkesine açılabilirsiniz. Evet, piramidimiz hazır. İkinci olarak piramitle ne yapabiliriz? Mesela geçen kare prizmayı çizmiştik. Ne yapıyorduk? Yine bir paralel kenar çiz. Aynı boyda çizgiler çiz. Binamızı yaptık. Tepesine bir çatı yapacağız. Neyle yapacağız? Piramitle yapacağız. Bak şimdi bu ne? Tabanı. Yukarıya bir nokta belirle. Birleştir. Evet, çatın hazır. Sonra süsle. Şu çizgilerimizi belirleyelim. Çatımızı tamamlamış olduk. Evet, bu şekilde güzel resimler çizebilirsiniz. Tabii bizim asıl amacımız neydi? Piramitlerin özelliklerini bilmek. Şurası tabanıydı. Bunlar yan yüzeyleridir. Şunlar da yan ayrıtlarıdır. Bu şekilde piramitlerin özelliklerini anlattığımız videolar da vardı sevgili gençler.
Eğer çizim istekleriniz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın sevgili gençler. Ayrıca kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.